Ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu ve çocuklarıyla birlikteyiz. Sessiz olun. Arkada çok büyük bir antrenman var. Oktay Derelioğlu çocuklarıyla birlikte antrenman yaparken yakaladık. Haydi o zaman yavaş yavaş yanlarına gidelim. Evet, futboldaki kariyerindeki başarılardan bir de aynı zamanda babalık başarın da var Oktay. Çocukları çok seviyorsun anladığım kadarıyla, 4 çocuk. Kesinlikle çok seviyorum. Çocuklarım benim her şeyim, yani hayatımın anlamı. Ama şöyle bir şey var ki o soruyu bana değil aslında onlara sormak lazım. onlar ne düşünüyor? Onlarınki önemli ama dediğim gibi biz babalar, anneler her zaman çocukları ayaklarının üzerinde sağlam bir şekilde duruncaya kadar hep gözetmeliyiz, hep yanlarında olmalıyız. Ama ayaklarının üzerinde diyorum ama bence nefes alana kadar, o bu dünyada yaşayana kadar her zaman hep yanında hissetmeliler bizi. Kesinlikle, nasıl bir baba diye soracağım şimdi zaten. Belki senden başlayayım. Ya babam tabii ki de vazgeçilmez. Her zaman her şeyde yardımcı oluyor. Bu kadar yani. Daha pek bir şey söyleyemem. Peki sen maçlara gidiyordun. Evet. Ya ama maçlarına. Ben de çok yetişemedim. Onlar zaten hiç yetişemedi. Ben de çok yetişemedim. Hatırlıyor musun mesela bu unutamadığın golü var mı babanın? Ya zaten Belçika golünü herkes konuşuyor. Onu söylemeyeyim bir kere. Onun dışında Beşiktaş kasetlerini ben 3 kez galiba izledim. Sıfırlı. Yani çok sevdiğim golleri var. Bir tane Trabzon attığı bir gol var. Aşırtma. Onu çok beğenmiştim. Onun dışında babamın topu takip etmesi, kalejden dönen topları takip etmesi, onlar çok hoşuma gitmişti. Baban gibi futbolcu olmayı düşünüyor musun? Ya babam benden yetenek olarak çok üst düzey. Yani benim daha çalışmam lazım. Onun seviyesine gelmek için. Ben de çalışıyorum. Antrenmanlarınızı beraber yapıyor musunuz? Yo, antrenmanları çok yapamıyoruz. Onun dışında babamdan mental taktikler alıyorum. Yani futbolda işte nerede durulmalı, ne yapmalı, onun gibi taktikler alıyorum. 97'ydi değil mi? Dünyanın 3. golcüsü seçilmiştin Oktay. Dünyada 3. gol seçilmişti. Birçok Avrupa ülkesinde de yılın golü, yüzyılın golü seçilmişti. Ama ben o golle ilgili çok fazla Türkiye'de ilgi gördüğüme inanmıyorum. Çünkü çeşitli yerlerden ödül aldım. Türkiye'den ödül almadım o golle ilgili mesela. Evet. Bütün dünya senin golünü konuşuyor. Özellikle 8 adamı mı geçmişsin? 7, bir tanesini 2 kere geçtim ama şöyle bir şey var. Japonya'dan tutun Almanya'ya kadar ödül aldım. Türkiye'den bir tek bile ödül almadım. Çok ilginç değil mi? Çok, gerçekten çok ilginç. Sen Azerbaycan'da da oynadığın dönemde de zaten şey seçilmiştin değil mi? Yılın golcüsü seçilmişti. Gol kralı olmuştum. Yılın futbolcusu olmuştum. Gittiğim takımda da çok başarılı olmuştum. Gittiğimiz, oynadığımız yerlerde iz bırakmaya çalıştık. Bundan sonra artık teknik direktörlük kariyerimizde, teknik direktörlükte inşallah güzel işler yapmak istiyoruz. İnşallah Beşiktaş'ın başında görmek istiyoruz biz Oktay Derelioğlu'nu. Niye olmasın, olacak tabii ki. Yani kim var ki geride baktığınızda efsanelerden? Aynen öyle. Bir de koyu bir Beşiktaş taraftarı olaraktan biz Oktay Derelioğlu'nu görmek istiyoruz diyorum. 82 defa milli oldun değil mi? Yani toplamda baktığında ümit milli, A milli bazında 15 yaşından itibaren bütün milli takımlarda oynadım. Ve milli takım benim için çok özel kariyer anlam ifade ediyor ki dünyanın en güzel golünü atma başarısında Türk olarak da bir milli forma altında attığım için o anlamda da milli formanın anlamı ve o attığım golle birlikte benim hayatımda çok ayrı bir yeri var. Oktay Derelioğlu, ben şimdi çok merak ederim. İlk attığın golü hatırlıyor musun? Şey, resmi Türkiye Süper Lig'de ilk attığım gol, evet, Sarıyer. Senin takımına. Ay, evet, öyle, öyle de bir şans oldu. Peki babanı güzel dileklerle anlıyorlar mı Sarıyer'de? Ya yok, Sarıyer'de çok anlamayan Beşiktaş'ta anılıyordu. Ya, şey anlamında Sarıyer, yani ilk golü atma anlamında da çok kibirdir ama Sarıyer'de. O anlamda sormuştum. Oktay, 4 ayrı çocuk, 4 ayrı nota gibi ayrı ayrı jenerasyon yaş farkları da var. Nasıl? Farkları var, evet. Ama çok böyle uzak. Nasıl yetişiyorsun peki? Hani istekleri, vallahi arzuları çok farklıdır çünkü çocukların. Çok güzel oluyor, çok zevkle yetişiyorum. İnanılmaz derecede Allah güç kuvvet verdiği sürece de yetişmek istiyorum. Çünkü onlar benim canlarım.
Tabii fazla gibi görünüyor bu zamanda, büyük bir cesaret gibi görünüyor. Çünkü benim de yaşım genç ama onlarla ilgilenmek, onların bir gülüşü, bir mutluluğu hayattaki en büyük zevk bence. Bence de çok güzel. Allah bağışlasın. Vallahi sen bir futbol takımını kurmuş gibisin zaten. Daha çocuk düşünüyor musun? yok düşünmüyorum valla. Bu kadar yeterli. Peki sen nasıl bir babaydın? Atlarını temizledin mi? Gece kalkıp onların sütlerini yaptırdın, içirdin mi? Kesinlikle. Her şeyini yaptım. Yani aklınıza gelebilecek yani alt değiştirmeden, onları yıkamadan, hala da yıkıyorum en küçüğünü. Hiç problem değil. Kızları belli bir yaşa kadar yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz. O yüzden 6-7 yaşlara kadar onlarla ilgilenebildim. O dediklerin bazında. Ama onları yapmak, onları kendi içimde böyle bir yaşatmak o kadar çok büyük bir zevk ki, belki çoğu erkek şöyle düşünüyor. Ya işte alt değiştirilir mi? İşte çocuğa işte mamasını verilir mi falan. Ya ne alaka ya? O senin çocuğun, senin canın. Öğreneceksin, yapacaksın ve bunu yaptığımı da onlar da biliyor yani şu anda. Ne güzel ya, yeni jenerasyon babalar gerçekten öyle. O kalıplaşmış babalardan çıkıldı. Artık devir de değişmiş, onu söyleyeyim ben. Kadınlar daha erkek rolü üstlenmiş. Erkekler kadın rolü üstlenmiş bir pozisyonda olmuş. Ciddi söylüyorum. Yani, nasıl yani? Bir dakika, açıklama açalım yani kadınlar, hemen. Kadınlar daha çok böyle rahatlar, anaç değiller. Ama erkekler daha anaçlar, daha çocuklarına sahipler. Ben bunu çevremde çok rahat görüyorum. Biraz devir değişmiş, devran değişmiş hakikaten. Peki kız çocukları babalarına daha düşkündür, öyle mi sizde de? Öyle mi? Berke'den bir koca bir evet geldi. Çocukları daha düşkün babalarına değil mi? Evet. Öyle mi oluyor? yakın oluyorlar. Hani yanına sokuluyorlar falan, öyle yani. Peki Berke, sen her şeyi konuşabiliyor musun babanla? Dedikodu yapalım. Tabii canım, konuşabiliyorum. Berke biraz böyle şeydir. Günümüz çocuklarından böyle farklı bir çocuktur. Duruşu olan bir çocuktur. Ve etrafında da çok sevilir. Yetiştirme tarzı da çok önemli. Yetiştirme tarzıyla alakalı. Öyle çok açık sözlü, işte her şeyi böyle girişken değildir. Daha ağır, daha sakin, daha böyle izole bir şeyi vardır. Kız arkadaşım vardır. Valla onunla ilgili birçok anılar var, peşinde olanlar var ama belki de biraz o konuya ben girmeyeyim, az da konuşmayayım ya. Ben konuşursam şey olur. Yani baba çocuk arasındaki duvarları yıkıyor. Yakışıklı bir oğlum olduğu zaman tabii ki bir şeyler duyuyorsun, ediyorsun, görüyorsun ama. Niye paylaşmıyor musunuz siz bunları? Ya paylaşıyoruz da şu anda ben anlatmayayım bir şey, o anlatsın. Onları o anlatsın, ben girmeyeyim onlara. Kız arkadaşın olsa elinden tutup babanla tanıştırır mısın? Ya keşke öyle biri olsa da tanıştırsam yani. Tamam, biz bugün bütün duvarları yıktık valla. Ben Alena'nın yanına gelmek istiyorum şimdi. Alena, kız çocukları böyle alışverişe falan düşkündür. Babanla beraber alışverişe çıkıyor musunuz? Baban zevkli mi? Bana bırakıyor yani. Ben alışveriş yapmak istediğimde direkt kredi kartını veriyor, ben yapıyorum yani. En güzel baba şekli. Evet. Hiç o zevklerini bilmiyorum çünkü hiç ona bırakmadım. Direkt bana verdi yani, al istediğini yap. Peki anlaşamadığınız durumlar oluyor mu babanla? Yok. Her şeyde anlaşıyorsunuz. Evet. Birlikte neler yapıyorsunuz? Birlikte alışveriş yapıyoruz, sinemaya gidiyoruz. En son hangi filme gittiniz? En son hangi filme gittik? Cinderella'ya gittik. Ama ailecek gitmiştik, o yüzden hani çocuklar için de uygun olsun diye. Öyle. Güzel anlaşıyorsunuz. Çok güzel anlaşıyorsunuz. Selam. Naber yakışıklı? İyiyim. Sen babanın gollerini izledin mi? Yok, bir tanesini izledim. Hangisini izledin? Yetişiyi geçip gol attı ya, onu izledim. Ne izledin? Güzel konuşuyorsun. Yetişiyi gol attı ya, işte onu izledim. Hayır. Okey, Belçika. Belçika maçı mı? Evet. Peki sen abin Berke gibi futbola düşkünlüğün var mı? Futbolcu olmak istiyor musun baban gibi ya da? İstiyorum. Baban çalıştırıyor mu seni? Yok. Aa, niye çalıştırmıyor? He, oynuyor. Her gün oynuyorsun. Her gün top oynuyorum seninle. Baban her gün top oynadığını söyledi seninle. Çıkmıyor musun benimle? Doğru ya. Unutmadım, doğru ya.
güzel. Babanla peki neler yapıyorsun sen? Oyun oynuyor musunuz? Başka bir şeyler oynuyor musunuz? Arabacılık falan oynuyor musunuz? Futbol oynuyoruz. Sadece futbol oynuyorsunuz. Resim yapmıyor musunuz? Yapıyorum. Başka neler yapıyorsunuz? Hatırladığın var mı şu anda? Var. Neler? Sinemaya gidiyoruz. Aa ne güzel. Markete gidiyoruz. Markete gidiyorsunuz. Senin en sevdiğin oyuncakların ne? Tahmin edeyim mi? Spider-Man mi? Yok. Hangisi? Batman. Batman. Oo ne güzel adam. Babanı Batman'e benzetiyor musun? Yok. Aslında biraz benziyor. Biraz benziyor mu? Peki babanla sen nasıl anlaşıyorsun? Güzel. 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 Sırtına çıkıyor musun babanın? Çıkıyorum. Çok şeker ya. Bayıldım. Böyle bir şey olamaz. Junior. Ve Yağmur'un yanına geliyorum. Güzellik. Aynı sen Oktay. Evet çok benziyorsunuz. Yağmur babanla nasıl anlaşıyorsun? Neler yapıyorsun? Azıcık dedikodu yapalım mı seninle? Ya yani babamla daha çok beraber yani vakit geçiriyoruz geçirmiyoruz diyemem. Ya böyle koyun koyuna yatıyoruz böyle. Film izliyoruz beraber. Dışarılara gidiyoruz. Dışarılarda yemek yiyoruz. Peki baban evde yemek yapıyor mu? Ya... Daha çok abim yapıyor. Ay, skandal, şok bütün her şey ortaya çıktı. Babam da yemek yapıyor da abim biraz daha fazla yemek yapıyor yani. Berke ne yapıyor peki? Hangi yemekleri güzel yapıyor? Ya her yemeğini çok seviyorum. Yani pilav yapıyor, patates yapıyor, et yapıyor, her şey yapıyor. Pilav da yapıyor. Nereden öğrendin Berke bunları? Ya zamanı gelir de ihtiyacım olur diye öğrendim şimdi. Yani bir kere yemek yapmadan önce babaanneme gidiyorduk. Babaannemden tarif alıyor, öyle yapıyor. Peki babanla anlaşamadığınız konular oluyor mu ara sıra? Arkadaşlara gitme, arkadaşlarımla buluşmak istiyorum bazen. Bazen izin vermiyor, okul var hafta içleri olduğu için. Onun dışında hiçbir şey yok. Anladık. Yağmur birazcık şikayetçi babası senden. Arkadaşlarıyla gezmesine izin vermediğin için galiba. Peki onların gelecekleriyle alakalı hayaller kuruyor musun? Neler yapmalarını istiyorsun? Tabii ki şu anda baktığımda Berke bir hedef çizmişti kendine şu anda. O hedef doğrultusunda gidiyor. Spor akademisini kazandı. Onun dışında Aleyna kolejini hedef çizmişti. Kolejini kazandı. Sonra Yağmur, o da ablasının izinde kolejini kazanmak istiyor. Aynı şekilde Oktay da öyle. İlk önce okullarında başarılı olup çizdikleri hedefte yol alıp ondan sonra da seçecekleri mesleklerle ilgili neyi yapacaklarını, kabiliyetleri neye yakın onunla ilgili yön çizmeleri en büyük dileğim. İyi ve hayırlı bir şekilde hayatlarını sürdürürler ve başarılı olurlar. Onların da güzel günlerini, mürüvvetlerini görmek nasip olur bize. Amin inşallah. Küçük Junior Oktay ne olmak istiyor? Bilmiyorum. Bir soru. Futbol. Ne olmak istiyorsun? Kaç numaraya girmek, giymek istiyorsun? 7. Senin forman kaçtı? Ben de 7 giyiyordum. 7, evet. 11 değişiyordu. O 7'yi seçti. Berke'yi ilk kucağına aldığında ne hissettin? Berke'yi ilk kucağa aldığımda yani o benim ilk göz ağrım zaten. Ve evlat kokusunu, evlat duygusunu hissediyorsun ki Berke ile bu sahada, yukarıki sahalarda çok antrenmana getirdim onu. Burada çok anımız var onunla. Berke kenarda, tabii hatırlamıyor otururken, ben burada çok antrenman yaptım. Ama tabii ki o duyguyu, o sevgiyi daha sonra Aleyna ile, Yağmur'la, sonra Küçük Oktay'la yaşadım. Hepsinin yeri benim için farklı ama totale vurduğun zaman da evlat hiçbir tanesini ayırt edemiyorsun. Çok doğru. Allah başlasın tekrar. Aa, sizin eski zaten çalışma sahalarınız da burası. Biz burada, tabii burada yaptık. Yukarıki saha işte konut oldu. Oralar farklı bir alanda, projede değerlendirildi. Biz bu sahada işte benim 6-7 yılım burada geçtim. Sana bugün bir nostalji yaşattık o zaman. Kesinlikle çok büyük bir nostalji. Şu an şu topraklarda çok büyük anılar yaşadım.
Onu anlatıyordum çocuklara gelirken işte buradaki durumumuzu. Burada mesela antrenman olduğu zaman her antrenmanımız bizim en az 1000 kişi, 2000 kişi antrenmanda olurdu. Bazen çok iyi bir sezon geçirdiğimiz zaman buralar tıklım tıklım dolardı. 5000, 6000 kişi bile olduğunu biliyorum ben. Olduğu zaman şampiyonluk döneminde. Yani bir yana öyle anılarımız depreşti. Evet, efsanevi futbolcu Oktay Derelioğlu ve güzel çocuklarıyla beraberdik. Teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederiz. Güzel bir çekim oldu bizim için.